Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy bu yillik zo'r ko'lamlik yolg'on tashviqot faoliyatini boshladi. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun davomlashtirib kelayotgan yolg'on tashviqotlarini yana bir baldaq yuqori ko'tarish uchun bu yillik zo'r ko'lamlik yolg'on tashviqot faoliyatini rasmiy boshladi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosati xalqaro jamiyatda oshkora bo'lib, nurg'ulg'an davlat va tashkilotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb muayyanlashtirdi. Hamda bu sababli Xitoyga qarshi bir qism embargolarni yurgizdi. Bunundan qattiq bi'aram bo'lgan Xitoy Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinib kelgan bo'lib, bu qitim yana 2022 yillik atalmış 10 minglagan kishi Xinjiang haqida so'zlash boshlama qilingan soxta tashviqot faoliyatini boshlagan. Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi 2022 yillik atalmış 10 minglagan kishi Xinjiang haqida so'zlash temasidagi yurishlik tor faoliyatini 23 iyul Urumchida boshlagan. Bu faoliyatga Xitoy Markaziy komitet tor bexatarligi va uchurlashtirish ishxonasi, torni tarqitish idorasi, tor jamiyat xizmati idorasi boshchilik qilgan. Bu vaqtdagi maxsus yig'inni atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komiteti tor bexatarligi va uchurlashtirish ishxonasi Xitoy gazeti tori mas'ul bo'lib o'tkazgan. Xitoy amaldorlari yig'inda so'z qilib, har millat ammasining turmushi borgan siri bayoshat bo'ldi. Chatallik donliq tor mashhurlarining qo'lidagi qalam va foto apparat orqali Dünyaga haqiqi obyektiv güzel Şinjanı namayan qilishini ümit qilimiz deb bildirib, Xitoyning Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun chat ellik yollanma tashviqot qo'shinini texamo kengaytirganligidan bishorat bergan. Xitoy amaldorlari yana bir turkum nodir asarlarni ijod qilib o'tirg'i chiqarish, to'rda energiya to'plab, atalmış millatlar ittifoqligi hikoyasini yaxshi so'zlab, jumho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga yetaklash kerak deb chora solgan bo'lib, Yalğan guvahlıq bergüzüş qılmışlarını davamlaştırdığanlığa işaret qılğan. Məlum bolışca Xitay Şərq Türkistandakı cinayətlərini yoşuruş, xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün 2021-ci ilimi atalmış 10 minlığan kişi Şinjan haqqıdı sözləş deyməsədə zor küç və məbləq acırıdıb tur dünyasıdı yalğan təşviqat hərəkəti təşkilləgən. Bunun nəticəsi də hazırqıcı cəmi 1 milyon 200 min parçadın artıq qısqı sin elan qılınğan. Körülüş qitim sani 14 milyard qitimdən aşqan. Yalğan təşviqat üçün işlənən məzkur sınlar 10 xil dildə tarqıtılğandan sırt, xalqaradakı Xitayını qollaydığan başqa taratqı orqanlarının tor süpələrində ulab tarqıtılğan. Bu qitimki yürüşlük saxta təşviqat fəaliyyəti aldınqı illik atalmış 10 minlığan kişi Şinjan haqqında sözləş temasidəki tor təşviqatının kengaytılışı hesablandıqan. Avstraliya Strategiyalik Siyasat Instituti bultur 13-nji ayda e'lon qilgan dokumentida Xitoyning chat ellik ijtimoiy taratqu mashhurlaridan foydalanib, Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yashirishga uringanligini, mazkur tor mashhurlarining Xitoyning xalqaroliq tashviqot qo'shiniga aylanganligini oshkorlagan edi. Mazkur dokumentda 2020 yili yanvardan 2021 yili avgustgacha bo'lgan aralig'da Sharq Turkistonning vaziyati butunlay burmalangan 546 parcha sin yozmalarining yo'llanganligi Bu məzmunlarının Xitay təşviqatı üçün xizmət qılıdığan 13 çət əllik tor məşhuru tərəfindən təyyarlanğanlıqı təfsili körüstüləgən idi. Əngiliyə başvəzir namzati barlıq kunzi institutlarını taqaydıqanlıqını təkidlədi. Əngiliyə başvəzir namzati Rishi Sunak əgər Əngiliyənin kiyinki növətlik başvəziri bulub qalsa, Xitayqı qatlı qol bulıdığanlıqı haqqıdı vədi bərgən bulub, Xitoyning Angliyaga shundoqli dunyo bexatarligiga eng cho'ng tahdid ekanligini ta'kidladi. Amerika ovozining 25 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Angliyaning sobiq moliya vaziri navbatdagi bosh vazir nomzodi Rishi Sunakning bu va'dasi hokimiyat peshidagi konservativlar partiyasining bosh vazir nomzodi raqibi Liz Truss uning Xitoy va Rossiyaga yumshoq qo'llik qilganligini ayiblagandan keyin o'tirg'i qo'yilgan. Bundan ilgari Xitoy tashviqot organi yarishari vaqt kezdi Rishi Sunakning Angliya-Xitoy munosabatini taraqqiy qildirishda aniq va amaliyotchil ko'z qarashi bor birdan-bir nomzod ekanligini o'tirg'i qo'ygan edi. Bildirilishicha Rishi Sunak Angliyadagi 30 o'rinda ta'sis qilingan Kunzi institutining hammasini taqib, Xitoyning madaniyat va til o'rgatish programmasi orqali kengaytirayotgan yumshoq kuchining oldini olish taklifini bergan.
u yana oliy maktablarni 60 ming dollardan oshgan chet el mablag'ini oshkorlashga va tadqiqot hamkorliklarini tekshirishga majburlash orqali Xitoy rejimining Angliya universitetlaridagi ta'sirini tozalashga va'da bergan. Rishi Sunak yana Angliyaning davlat ishi josuslik organi bo'lgan harbiy istixborot 5-chi boshqarmasini Xitoyning josuslik harakatiga qarshi turishga ishiltib, Xitoyning to'r bo'shliqidagi tahdidiga taqobil turadiganligini Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti uslubida xalqaro hamkorlik o'rnatishga tirishadiganligini bildirgan. Undan boshqa Xitoyning Angliyaning strategik sezgur texnika shirkatlarini o'z ichiga olgan muhim mulklarni sotib olishiga qarshi tadbir qo'llanadiganligini bildirgan. U bu vaqt to'xtalib, Xitoy bizning texnikamizni o'g'irlab, universitetlarimizga singib kirdi. Rusiyaning neftini sotib olib, Putinni qo'lladi hamda Tayvanni o'z ichiga olgan qo'shinlarini bo'zaq qilmoqda dedi. Va shundaqla Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqi va Hong Kong xalqini tutqun qilib, qiyin qistoqqa elib, insoniy huquqlarini dafsanda qilganligini ta'kidladi. U yana bir balvoq bir yo'l savdo planini tanqidlab, Xitoyning bu orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarni qutulg'ili bo'lmaydigan qarz patqiqiga patrushni maqsad qilganligini bildirdi. Sunak Xitoy haqida yana amdi yetar. Uzun vaqtdan buyon Angliya va g'arbdagi siyosiy yo'llar Xitoyga qizil payandozlarni selib qarshi elib, Xitoyning qabih qilmishlariga qora niyatiga ko'z yumdi. Men bosh vazir bo'lgan kuni bularni o'zgartiman deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Angliyaning bosh vazirlik saylimida utib chiqquchi 5-sentabr e'lon qilindi ekan. Millionlagan Xitoy fuqarolarining uydan chiqmasligi talab qilindi. Xitoyning bir necha shahri issiq havo iqimining ta'siriga uchragan bo'lib, Xitoy doiralari bu dushanba qizil ranglik ogohlantirish tarqatgan. Ogohlantirishda fuqarolarning uydan sirtqa chiqmasligi talab qilingan. Yaqinqi oylarda dunyoning o'xshamagan joylari issiq havo iqimining ta'siriga uchragan bo'lib, yaqinqi kunlarda Xitoydami ziyoda issiq havo rayi ko'rilgan. Xitoy taratqolarining xabarida bildirilishicha, Shanghai shahrining 149 yildan buyonqi eng yuqori temperatura rekordi buzib tashlangan bo'lib, 40.9 selsiya gradusga yetgan. Oldingi haftaning oxirida Jiejiang va Fujian o'lkasidami yuqori temperatura 41 selsiya gradusdan eshib ketgan. Bu vaqtdagi xabarlarda qayd qilinishicha, Xitoy meteorologiya idorasi qizil ranglik ogohlantirish uqtirish tarqatgan bo'lib, Xitoyning sharqi janubi va g'arbi shimolidagi rayonlari barliq dala faoliyatini to'xtatib, o't ofatining oldini olishga alohida ahamiyat berishga chaqirilgan. Bildirilishicha, aholilar va zavod korxonalar havo tengshugichni ko'plab ishlatganligi sababli tok ta'minlash sistemasiga besim paydo qilgan. Xitoydagi bir qancha cho'ng elektr stansiyasi 7-oyning 30-larida tok ishlab chiqarish rekordini buzib tashlagan. Ba'zi Xitoy o'lkalari bu masalani hal qilish uchun ko'cha chiroqlarini o'chirish, korxonalardan yuqori summada tok puli olish qatorliq tadbirlarni qo'llanishni qaror qilgan. Rossiya qo'mondonlari ikkilanishga boshlagan. Rossiya qo'mondonlarining sharqiy safda harbiy yordamni kafolatga ega qilish yoki g'arbiy safda mudofiyani kuchaytirish orasida ikkilanishga boshlaganligi ma'lum bo'lmoqda. Angliyada e'lon qilingan Ukraina-Rossiya urushiga munosabatlik istixborot dokumentida qayd qilinishicha, Rossiya qo'mondonlari sharq safiga bo'lgan harbiy yordamni kafolatga ega qilish yoki g'arbiy safda mudofiyani kuchaytirish orasida ikkilanmoqchi. Angliya davlat mudofaa vazirligining dokumentida Ukrainaning ham Donbas hamda Xerson rayonlarida natijasi chiqmagan urushlarning davomlashayotganligi bildirilgan bo'lib, istixborot organlari 2022 yili 18 iyul Rossiyaning Belogord rayonida Ukraina chegarasiga 10 km yiroqlikdagi Barvinol atrofida Rossiyaning harbiy avtomobil remont va asrash markazini bayqadi. Markazda tanklar, broneviklar va harbiy avtomobillarni o'z ichiga olgan eng oz deganda 300 dan ortiq buzilgan aslahalar bor edi. Rossiya hujjatlashtirilgan harbiy xodimlar masalasiga qo'shimcha, Ukrainada zarbiga uchirgan minglagan urush aslahalarini qaytirib kelish va remont qilishni davomlashtirishi ehtimolga yaqin deyilgan. Xerson rayonining bir amaldori urush saplarida burilish bo'layotganligini eskartib, urush saplarida burilish bo'layotganligini aytamiz. Mudofiyadan qaytirma hujumiga o'tyapmiz. Sentabrgacha Xerson rayonini cho'qim ozod qilib, ishg'oliyatchilarning planlarini bitkit qilamiz degan. Yangi tipdagi yana bir havo mudofaa quroli Turkiya armiyasiga topshirildi. Muyrugi qo'yib etiladigan yotkashga aplik havo mudofaa boshqarilgan bombasi Sungurning yangi tipi Turkiya armiyasiga topshirib berildi.
Dünya haberleri torunun 24. iyuldaki haberde bildirilişe, Türkiye Devlet Müdafiye Sanayi Ministeri İsmail Demir Twitter hesabıda yeni tipteki başkurulduğun bomba hakkında bayanat ilan kılgan. O bayanatıdan yötkeşke eplik hava müdafiye başkurulduğun bomba sistemisi sungurunun süpüdün koyup berildiğin nusuksedin terakki kıldırıp yasap çıkılganlıkını bir asker mürüsüge koyup atalaydıgan bu yeni tipteki koralının Türkiye armiyesinin şiltişigi tapşırılganlıkını bu koralının uçkuçsiz hava aparatları, uruş ayruplarları ve tik uçar ayruplarlarına ünümlük takabül duralaydıgan sungur koral sistemisinin tüncü türküme hikayelikini bildirdi. O mezkur koral hakkında düşünce verip sungur koral sistemisinin okşaş tipteki korallarına seyleştirganda musabısının tekamı uzun hikayelikini düşman noktalarına körgülü bulmaydıgan caydın kaymuhturuşku karşı infra kızıl nurluk parıklandırgıç baş seplengellikini bunun Türkiye'nin sırtkı bekanıştın saklaydıgan sisteme ihkallikini bildirdi. İsmail Demir bir hafta burun yeniden tetkik kılıp yasap çıkan Şahin 40 mm'lik fizikilik veyran kılı sistemisinin çigra bihaterliki muhim noktalarını koğdaş ve hava müdafiyesi katarlık sahalarda işiltişki buluduganlıkını bu koralının Türkiye armiyesine tapşırılganlıkını uxturgan idi. SpaceX şirketi hazırga kadar 2000'den artık suni hemrah koyup verdi. Amerika Alem Teknolojisi şirketi SpaceX ve Amerika Alem Katnaş İdaresi Florida ştatıdaki Kennedy Alem Merkezi'den 9. Falcon raketası bilen alemge yeniden 53 tane suni hemrah koyup vergen. Bunun bilen yıldız halkısı türü de alemge koyup verilgen suni hemrah cemi 2957'ye yetken. Muvaffakiyetlik halde koyup verilgen 9. Falcon raketası Atlantik Okyanus'taki bir cayga bihater çüken. SpaceX'nin bu kıtımkı raketa koyup verişi bu yıl içindeki 33. kıtımlıkı, iyul iyideki 6. kıtımlıkı bulup hesaplandıken. SpaceX hazır yıldız halkısı türü boyunca 32 devlette alem boşluğundan tor mülazimeti temelleşbilen şugullanmakta. SpaceX'nin mezkur tor mülazimetinin 2023 yılında Türkiye'ye gelişi kütülmekte. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşirimine köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.